bu bilgi doğru düzgün verilmediği için onu bugüne kadar görmedik. Ama o ablamızın da 450 lira gibi, 380 lira gibi bir değer o alacağının olduğunu söyledi. Bizden önceki yönetimde. Ben de dedim ki onu da öderiz. Hiçbir sorun yok. 2500 lirayı ödedik her ay. Ve sadece bu 2500 ödeme değil, bu binadaki sandalyesi, masası, dolabı, fırını, başkan odası, efendim mesela toplantı salonu, aklınıza ne geliyorsa bu ödemelerde yaptık. Yani bizim harcadığımız, eğer rakamları okuma sırası geldiğinde onları tek tek okuyacağım. İnanın ki biz gece gündüz koşturmak zorunda kaldık. Ben Hakan Bey'in dediği kurallara uyarak fazla uzatmayacağım. Eğer bir soru sorulursa cevap vereceğim sadece. Ama şunu söyleyeyim, bunu da ajitasyon yapmak için söylemiyorum. Bir arkadaşımın gözlerinin içine bakarak benim çok samimi bir şekilde söylediğim kelimeyi hafif gülümseyerek, hafif de ağız eğikliğiyle böyle dalga geçer gibi bana söylediği o lafı unutmuyorum. Devamlı gözümün önünde. Ben çocuklarımın annesini kaybettim. Türkiye'ye defne gittim. Geldiğim gün öğleleyin Denha indim ve buradan tekrar Almanya sınırına arabamla gitmek zorunda kaldım. Çünkü ay başında tekrar o 2500 ödenmek zorundaydım. Ben bunu böyle konuşma yeri geldiğinde söyleyince bu aynı demin söylediğim tonla ağız eğikliği hafif ve gülümsemeyle bana söyledi. Ama canı sağ olsun. Bu da bana bir gamçı oldu. Bu da bana bir güç verdi, enerji verdi. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıntılı bir konuşma konulara ait yapmak gerekirse yaparım. Bir kelime daha söyleyip mikrofonu veriyorum hemen. Şimdi iki arkadaşımız biraz önce beni eleştiren bazı kelimeler söyledi. Hak, hukuk, adalet yolundayız. Ama sizlerden ricam, bu iki arkadaşımız ya da üç arkadaşımız bizim ne yaptığımızı, bizim ne ettiğimizi, biz neyle karşılaştığımızı, nasıl bir mücadele ettiğimizi bizimle keşke 5 dakika, 3 dakika konuşsalardı. Sonra bizi yaptığımız yanlışı öyle söyleseler. Arkadaşlar az önce söylemiştim, hala yoksa üye numarası olan arkadaşlarımız bombenler el kaldırsın lütfen. Tüm üyelerimize, genel kurulumuza, iştirak eden misafirlerimize merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere kısa bir konuşma yapmadan önce genel kurulumuzun başarılı geçmesini ve sonucunu partimize güç katmasını ümit ediyorum. Sevgili dostlar, sizlere önce kendimden bahsedeyim. İsmim Erol Güldalı. Emlak işi yapıyorum. Türkiye'den Sivas Divrik benim için çok az. Ve Leydin'de ikamet etmekteyim. Tabiri caizse doğuştan iyi bir CHP'li olduğuma gururla söylemek istiyorum. Daha önceki yıllarda STK'larda başkanlık ve yöneticilik yaptım. Yeterince bilgi ve birikime sahip olduğum için CHP Hollanda Birliği Başkanlığı'na adaydım. Sizlerin vereceği destekle CHP Hollanda Birliği'ni şu anki konumundan daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz. Sevgili dostlar, neden adayım? Ondan kısa bir bahsedeyim. Bitmiş bir CHP Hollanda Birliği yönetimi var. Onlarca yönetici istifa etmiş, kavgalar, sürtüşmeler almış başını gitmiş, şehirlerde kurulan komisyonlar dağıtılmış veya kendi başlarına terk edilmiş. Doğru, sen nasılsın? Hayırlı olsun.
Ben Türkiye'ye gidiyorum. Biz dostlara çalışıyoruz. Üçüyle ben geldim. Duvarlar içine alın arkadaşlar. Seçeceğiniz kişiler yoksa en son oy özlem kullanacak adam. 9 kişiyi sanıyor arkadaşlar. İlk 9'u şey yapayım puanlarıyla. Bülent Çoban 93 oyla, Kamil Akyol 90 oyla, Mustafa Tatar 88, İlhan Altındağ 89, Fuat Çelik 87, Döndü Yiğiter 91, Sadık Yağcı 82, Ahmet Fatih Gerçek 78, Mehmet Şahin 79 oy almıştır. İlk 9, ondan sonra da 10 yedek görerekten alınanlar 75 ile Alara Karakuyu, 11 ile Turgut Akça, 12 ile Doğan Selvi, 13 ile Mehmet Ayhan 57 puanla, 14 ile Önder Yıldız 65, Sonya Çakır 72, Kublay Özdemir 57, Yüksel Altıntaş 66, Hakan Göksu 54 oy alaraktan yedek ilk 9'a kalmıştı. Ayhan Pekdemir arkadaşımız 8 oy, Erol Güldar arkadaşımız da 20 oy almıştır. Şu anda ilk 9 ve ilk 9 şey oldu, asil üye, ikinci de ilk 9'da yedek üyelerimiz oldu. Fakat bu arkadaşlarımızın hepsi başkanın da tarifiyle şey oluyor, berabercene seçilecekler, beraber çalışacaklar. Yani 9-18 kişi yönetim kurulu olarak çalışacaklar ve arkadaşların her birisinin birer tane yardımcısı olacak. Yani yönetim kurulu başkan yardımcısı, sekreter sekreter yardımcısı, sayman yardımcısı. Çünkü önümüzdeki süreçte nelerle karşılaşacağımız belli değil. Sürekli yetişmiş arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu yöntem bunun için burada da denenen, biz iki tane birliğimizde denedik. O konuda da başarılı olduk. Bu Hollanda'da bu konuda başarılı olacağına inanıyorum. Disiplin kurulunda seçilenler Muzaffer Özer 70 puanla, 70 oyla, Orhan Menge 69, Fatime İmeci 66 ile almış. Yedekleriyle Saadettin Bakar 48, Aytekin Oymak 50 oy almış. Denetlemede Remzi Töre 70, Salih Aydın 64, Ahmet Caymaz 57, Servet Kurtaran 51, Güler Komuş Kömüş 58. Kömür. Vallahi yanlış yazmış. Ben yanlış yazdım. Arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum. Yanlış alalım ben. Dilekçemenliler de az önce söylediğim gibi yani şeyimizi, birliğimizi iyi tutalım. Fakat şu anda seçilemeyen arkadaşlarımıza da yönetim kurulunun yetkisi dahilinde herkese görev verme yetkisi var. Onu da belirtelim. Herkesi kadınlar koluna, gençler koluna çağırıp yönetim kuruluna danışman üye olarak yapma yetkisi dahilinde herkesin kendi uzmanlık alanında değerlendirilebilir. Yani böyle bir yetkileri de var. Yani başkan ve yönetim kurulu üyelerinin. Bu konuda da şey olursa, bunlara dikkat edilirse hepimiz için çok iyi olur. Bu seçimlerle ilgili de konuşmak isteyen bir arkadaşımız var mı? Yerel seçimlerle.
Aday buranın. Adayın Servet gelsene. Tanışın. Adaysın. Adaylarla konuşmak istemiştim. Evet. Açık açık. Hangisi? Evet sevgili dostlar. Öncelikle yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Denak Alevi Bektaşi Kültür ve Tanıtma Derneği Başkanı olarak. Mutlaka ülkemizde demokrasi yakın diye düşünüyorum. Gidişatlar onu gösteriyor. İnşallah ülkemizde de yine burada olduğu gibi insanlarımız özgür bir şekilde seçimlerini yaparlar. Güzel bir demokrasi içerisinde insan haklarına saygılı bir biçimde bizler de ülkemizde o özgürlükten faydalanmış oluruz. Bunu alalım kabiliyatını. Yok. Biraz yere yatalım. Arkadaşlar tekrar hepinizin güveni için verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Çok güzel işler yapacağımıza inanın. Elimizden geleni inanın yapacağız. Gönüllülük temelinde çalışıyorum ama haftanın 7 günü ben bu işinden gerçekten 7 saat değil, 8 saat değil, 10 saat değil, daha da uzun çalıştığımdan inanın ki emin olun. Eksiklerim mutlaka vardır ama sizlerin beni uyarmasıyla o eksiklerimi de tamamlayacağıma inanıyorum. Şimdi burada bu konuları fazla uzatmadan bana her konuda destek veren bazı arkadaşlarımın da ismini almak istiyorum. Biraz önce listeyi okuduğum için hata yaptım. Çünkü orada listede olmayan ama benim bu görevde başarılı olmamı sağlayan örneğin İsmail Öztürk diye bir insan var. Gerçekten bizim örgütün büyümesinde onun emeği çoktur. Asla emeğini ödeyemeyiz. Diyeceksiniz ki niye yönetimde yok? Kendisi bir karar verdi. Kararına saygılıyım. Şu anda Antalya'ya gitme kararı aldı. Ayın sonunda kendisi Türkiye'ye kesin dönüş yapıyor. Ara sıra seçimlerde gelip bize desteğini vereceğinin sözünü verdi. Ama Türkiye'ye gideceği için yönetimde yer almadı. İsmail abiye ne kadar anlatsam gerçekten azdır. Onun emeği çoktur çünkü bu örgütümüzde. Bunun yanında İsmet Hanım vakfıyla, parasıyla, aklıyla her zaman bizim yanımızda yer aldı. Bize çok destek verdi. Bu desteklerini asla unutmayacağız ve bizim yüzümüzden de çok kötü eleştiriler de aldı acımasızca. Ama kendisine gerçekten hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bu arada gene bir görünmeyen kahramandan bahsedeyim. Özcan Özbay. Bizim gerçekten aslında bütün yaptıklarını not ediyor. Genel merkeze, genel başkanımıza patron olarak göndereceğini söylüyor. Umarım başkanımız öder onların hepsini. Teşekkür ediyorum Özcan. Bizim yani her zaman yani yardım ettin. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Bu arada başka unutmayayım yani bilmiyorum yani gözümden kaçıyor. Heyecan da var biraz. İsmail Said abim var. Bütün yıllarca burayı açtı. Her gün sabah geliyor. Akşama kadar bizim için burada oturdu. Girişte yasaklar olduğu için ama her gün çünkü biz Facebook'ta yazdık. Her gün haftanın 7 gün açacağız diye. Her gün sağ olsun geldi açtı bıkmadan usanmadan. Ve yine bizim örgütlenmemizde çok emeği vardır. Çok üye kazandırmıştır bize. Çok teşekkür ediyorum Said abiye. Yanımızda olduğu için. Bu arada tekrar söyleyeyim. Şunu da belirtmek istiyorum. Emek veren dernek başkanları var. Bize destek veren. Cengiz gibi sağ olsun. Vakıf başkanları var. Bize destek veren. Bunun yanında parti. Değişik partiler var. İşte İşçi Partisi var. ÖDP var gibi bir sürü. HDP var. Bunların hepsi sağ olsun burada toplantılar yaptık. Murat arkadaşım bunu belirtecekti ama bilmiyorum. Konuşma yaptın mı Murat? Yani burada hepsi bize destek verdi. Türkiye'de bir anti demokrasi ya da yanlış bir şey olursa burada parti ayrımı yapmadan birlikte toplantılar yaptık. Birlikte mitingler yaptık. Bizim eksiğimizi bazen onlar kapattı. Onların eksiğini bazen biz kapattık. Bir şekilde mücadelemizi yaptık bugüne. Hepsine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Şimdi bugün bu 3 yıl içerisinde çok sorunlar gördük, eksikler gördük. Neler yapmamız gerektiğini gördük. Örneğin, özür dilerim isminde bu. Serhat İktoğan. Serhat. Serhat arkadaşımız avukat kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi Hollanda Birliği'nin başı nerede sıkışırsa sağ olsun bizim haklarımızı savunacak, bizim yanımızda yer alacağının sözünü verdi. Aslında yönetimde de yer alacağının sözünü verdi. Son anda gerçekten zaman sorunu olduğu için
eksiklik olmasın diye dışarıdan desteğini vereceğini söyledi. Bu bir. İkincisi, her 15 günde bir, bunun sözünü de verdi, üyelerimizi bu gibi hukuksal konularda bilgilendirecek. Eğer serbestlik olursa bunu binamızda yapacak. Eğer olmazsa dijital olarak yapacak. Ama bir şekilde sizlerin bu gibi hukuk sorunlarını, yasa sorunlarını bir başımız ağrıdığında arkadaşımız bize her türlü desteğini vereceğinin sözünü verdi. Bir arkadaşımız daha vardı burada. Kimdi arkadaş o? Sosyal konularda bize yardımcı olacak sözünü verdi. Herhalde gitti. Ben de şu kusura bakmayın bu kargaşada, bu kalabalıkta ismini unuttum. Ama yakında yönetimimiz göreve başladığında 2 haftada bir o da o konuda bilgiler verecek. Sizin sorularınızı cevaplayacak. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. 3 yıl içinde yaptıklarım, yapacağım sizlere tekrar teminatı olsun. En güzel şekilde birlikte çalışacağız. Lütfen bizden desteğinizi esirgemeyin. Yaptığımız etkinliklere gelin. Dediğim gibi sokakta ya da sosyal medyada duyduklarınıza değil, bizden duymadan lütfen bir konuda karar vermeyin. Yanlış hesabını veremeyeceğimiz, asla bir işin içine girmeyeceğiz. İsterse kardeşin de olsa öyle bir yanlışa hiçbir zaman göz yummayacağız. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu emeğiniz için. Sağ olun. Tekrar tekrar teşekkürler. Valla çok güzel bir genel kurul yaşadık. İyi bir coşku vardı. Hoşgörü vardı. Umut tavan yaptı. O konuda ben Hollanda'da yaşayan arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza teşekkür ederim. Belli bir olgunluk içerisinde sorular yanıtlandı. Bu da tabii örnek oldu. Yeni görevde gelen arkadaşlarımız var. İyi bir kadro oluştu. Ona çok güveniyorum. Ve bir yöre derneği gibi değil, bir inanç kurumu gibi değil. Her toplumdan, o her yöreden insanların katıldığı bir yönetim kurulu oluşmuş oldu. Tabii bu genel merkezinde çok üzerine durduğu bir etkinlikti. Daha doğrusu zorunluluktu. Biz her yöreden insanın, her yaş grubundan ve kadınların pozitif ayrımcılıkla girmesiydi. Fakat ona bile gerek kalmadı. Kadınlar böyle yüksek oylarla seçildiler. Emleklerin hakkıyla geldiler. Söylenecek söz çok ama arkadaşların işi ağır. Bayağı da ağır. Önümüzdeki süreçte 2 tane seçim karşılayacaklar. Birinci seçimlerini kazandılar. Genel seçimlerde de hep birlikte taşlandıracağız. Türkiye'de demokrasiyi taşlandırmak için üzerlerine yük aldılar. Şimdiden hepsinin emeklerine sağlık. Başta sizlere de basına da teşekkür ederiz. Bunu da güzel bir şekilde dillendirdiğiniz için. Heyecanlıyım. İlk günkü gibi, bundan 10 yıl önceki CHP'ye ilk yedek olarak girdiğim gündeki kadar heyecanlıyım. Çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Önümüzde hemen düşünmemiz gereken birincisi muhalif olarak çıkan, hani muhalif de demeyeyim ama aday olan arkadaşlarımızla kahvaltı yapıp birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Ve hemen çalışmalarımıza seçimlere hazırlanmıyor. Çünkü baskın bir seçim bekleniyor. Bunu Hakan Bey'le de görüştük. Hemen sandık görevlileri üzerinde çalışmaya çalışacağız. Bütün çalışmalarımız bunun üzerine olacak yani. Şimdi birincisi dediğim gibi seçim ağırlıklı bir çalışma için arkadaşlar grup vurduk yani. İkincisi de Hollanda siyasetinde ya da yaşadığımız ülkedeki siyasete de sokaktaki soruna da hepsine ben ilk görev aldığımda sadece kurumsal yapıyı kurmak için 1-2 yıl izin istedim. İkinci dönemde ben %20-%25 Hollanda siyasetinin ilgileneceğiz diye 2 arkadaşı görev verdik. Onlarla birlikte çalışacağız. Umudumuz, hazırlığımız bizden üçüncü dönem. Yani ben büyük bir ihtimal tüzük gereği katılmayacağım ama orada %65 Hollanda, %35 Türkiye olacak. Yani bundan sonraki gelecek yönetimde de çok büyük değişiklikler olacak. Adım adım gideceğiz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.